25 Nisan, 1 Mayıs. Sevgili takipçilerim, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Hayat paylaştıkça güzel, emeğe saygı lütfen. Sevgili koçlar, hemen sizler için bu hafta neler olacak çekiyorum. Yani köklenmek, işinizle alakalı yaşadığınız problemleri, kendi içinizde çözmeye çalıştığınız içsel dünyanızı, bazen böyle gergin, bazen ataklı ruhunuzdan çıkıp yepyeni bir noktada yeşermek istediğiniz gözüküyor ama biraz cesaret, biraz daha mantıklı hareket etmenizi öneriyorum. Bu ara eğitim konularınız, yüksek lisans konularınız ya da yurt dışı ile alakalı yapmak istediğiniz fikirleriniz için çok doğru bir hafta. Bunların altyapısını oturtalım lütfen. Kendi işiniz ya da işinizle ilgili beklediğiniz bir yükseliş varsa, evet, güneş sizin için o kadar güzel harekete geçiyor ki ve kalbinizdeki inandığınız masa ya da işsizseniz bile bu kapılar için güzel fırsatlar ve yeni oluşacak olaylarda nar bereketi, ayın enerjisi, vücut dilinizin çok güzel hareket edeceği ve özellikle bir kadından alacağınız destek başarıya doğru gideceğini gösteriyor. Yalnız iş çevrenizde aile işi yapıyorsanız, kadınlara yönelik iş yapıyorsanız parasal anlamda daha büyük başarılar. Uzun süredir çözemediğiniz para konularınızla ilgili yaşanan krizleri örtmek için yön bulma. Sevgili koçlar, yönünüze doğru bulun. Çünkü bu dönem sizin için çok güzel başarılar, çok güzel aydınlanmalar ve bu hem duygusal yönünüzle alakalı yaşadığınız krizleri en iyi şekilde çözmek ve başarmayı gösterir. Aşk konusunda şu an hayatınızdaki insanla gelecek planları yaparken bu yılın bitmesini bekliyorsunuz. Ama yeni tanışmak isteyenler için bu ara güzel aşklar, güzel konuşmalar ve en önemlisi de hayatınıza girecek insan kalıcı gözüküyor. Ve bu ara taşınmak, yeni ev almak, araç konularınız için renkli ve keyifli. Yalnız biraz ödemeleriniz, unuttuğunuz borçlar için uzun süredir çözemediğiniz noktalarda yeniden doğmak, başarmak ve bu başarıyı en iyi şekilde aydınlığa kavuşturacaksınız. Sevgili gençler, kendi cesaretinizi, enerjinizi aşka kilitlediniz. Eğitim hayatınız yarım. Mümkün olduğu kadar bunları toparlayalım. Çocuk isteyenler ve çocukla ilgili karar veren sevgili takipçilerim için adalet bu konuda sizin yanınızda. Unutulan mahkemeleriniz varsa bir an önce de çözmeniz gerekiyor. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Hayat paylaştıkça güzel, emeğe saygı. Özellikle kendi bulunduğunuz iş ekip arkadaşlarımızla aramızdaki soğuk rüzgarları artık çözmeniz lazım ve burayı devamlı bırakan bir enerjiniz var. Alternatif bir nokta teklif ya da uzun süredir gitmek istediğiniz yurt dışı, şehir dışı ile alakalı güzel imkanlar hayatınıza geçiş sağlayacak. Bence artık bereketin ve iş konularındaki pürüzlerin birçok şeyi sizin hayatınıza taç gibi oturacak. Yani İşinizde konum değişimi, işinizle ilgili beklediğiniz yenilikler, yurt dışı ile alakalı noktadaki haberler gerçekten ayın ve nalın ve Fatma anamızın bereketiyle birlikte hayatınızda muhteşem bir taçlanma var. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle de duygusal anlamda bu ara kalp kırıklıkları iyileşmiş, birbirimize olan aşk bakışımızın daha derin bir noktası ve hayat arkadaşınızla birlikte yeni oluşumlar, yeni yapacağımız planlar ve ailemizi ilgilendiren seyahatler, birlikte gideceğimiz yolculuklar bize mutluluk verecek gözüküyor. Güzel bir şey. Peki kendi işini yapanlarda biraz kandilinizin bereketini şükretmeyi, kazancınızla alakalı yeni noktalarla ilgili güzel gelecek teklifleri doğru değerlendirdiğinizde Rabbimin ışığı ve enerjisi sizin hayatınıza daha güçlü şekilde dokunacak. Ve bu dokunmalar sizin artık dengeyi, krizleriniz, ödenmeye çalışan sorunlarınızı daha dengeli şekilde çözüp daha mutluluğu tadacağınız bir noktada. O yüzden bu hafta birçok şeyin konusu hayatımızda çıkmaya başladı. Yeni aşık olmak isteyenler için bakın sevgili boğalar, kartınız sizde. Der ki cesaretiniz, enerjiniz, doğacak aşkın sizin hayatınızdaki o kadar güzel bir verimi var ki siz bu verimin enerjisinde kaderinizi en iyi şekilde yaşayacaksınız. Ve bu kaderde evliliğiniz, ilişkiniz ve yeni oluşacak mutluluklar size keyif verecek. Doğru değerlendirin, doğru görün ve her şey size mutlulukla geleceğini gösteriyor. Son zamanlarda bazı mahkemelerle alakalı kafanızda mahkeme ettiğiniz konularda sorunlar çıkabileceğini düşünüyorsunuz.
yasal iş hakkınız, yasal haklarınızla alakalı ya da aileyle ilgili yaşadığınız krizleri mantığınız ve adaletli şekilde hanenize doğru geçiş yapacak. Aşık olmak isteyenler için deli yönlerimiz, evet heyecan var, aşk var. Fakat geçmişi unutamayanlar için geçmiş yaşadığınız pişmanlık, acı ve içinizdeki kalan yarımlık sizin canınızı acıtıyor. Artık iyileşmeye ne dersiniz? İyileşmek size mutluluk ve huzur verecek. Hadi iyileşelim diyorum. Araç ya da farklı alan, evet araç almak, motor almak, farklı bir şey, araç kullanmakla ilgili yatırım niyetiniz varsa olumlu ve hayırlı. Yalnız aile içerisinde özellikle kadınlarla ilgili sağlık problemi olabilir. Sevgili gençler kafanız çok karışık. Biraz bunu düzeltelim olur mu? Sevgili ikizler nasılsınız? Yükselen Vay burcunuzu dinliyorsunuz. Tabii ki güzel bir hafta. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet bu ara içsel dünyanız, iş hayatınızla ilgili bazı problemler, pürüzler ve bu pürüzler sizden kaynaklı olduğunu düşünüyorsunuz. Ama şirketiniz ya da çalıştığınız alanın kendi içinde ciddi problemleri var. Evet alternatif iş, yeni bir iş bakma niyetiniz varsa mümkün olduğu kadar bir an önce çözmeniz lazım. Çünkü bulunduğunuz nokta kendi içinde kaos ve sorunlara doğru ilerliyor. Yeni iş bekleyenler, oluşmasını istediğiniz haber bekliyorsanız artık işinizle ilgili değişmesini, yenilemek istediğimiz noktalarda Rabbimin size sunacağı çok güzel kapıların hayrını tadacaksınız. Ve bu hayır artık yukarıdan gelen, Rabbimden yani yeryüzünden size o kadar güzel meleklerin dokunuşu olacak ki yani iş kapınız, eğitimle alakalı ya da iş anlaşmanız, tapu anlaşmasınız, evrak anlaşmalarınızla ilgili bu hafta daha akıcı ve daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bence siz içinizdeki inancına sık sıkı sarılın ve aksilikler çözülmüş olacak gözüküyor. Aşk konusunda kalbi yaralıysanız, ok kalbime öyle hançer gibi saplandı ki yarım kaldı diyorsanız bu barışmaya doğru gidiyor ve kendi içinizdeki korkularınızı yenerseniz hayat arkadaşınız size verimli şekilde adım atıp yolunuza birlikte baş koyacak. Gitmek istediğimiz seyahatler, yurt dışı, şehir dışı evraklarımız imzalanmasını istediğimiz birçok şey için doğru bir dönem. Yalnız korkularınız, endişeleriniz, kaygılarınız, rüyalarınız çok karışık olabilir bu dönem ve devamlı her şey ters gidecek. Hay gülüyorum ters gidiyor. Öyle bir şey olmayacak. O kadar bereketli ve o kadar güzel geçecek ki siz bile sevgili ikizler kendi hayatınızdaki konuşma dilinizi, enerjinizi toparlayıp hayata yeniden oluşturacaksınız. Bu ara ev almak, alım konularında özellikle kadınlar karı koca ortak karar verdiysek tebrikler. Ev konunuz, yapmak istediğiniz yeni yatırım toprak konumuzla ilgili çok güzel taçlanma ve beklenilen kredi oluşmasını istediğiniz paralarla ilgili sorunlar açılmış olacak gözüküyor ve daha güzel bir enerjiye geçiş sağlayacaksınız. Peki bu ara aile içerisinde bazı hatalar ve kırgınlıklar var. Artık adım atalım, bayram da yaklaşıyor. Enerjimizi, ruhumuzu bu noktada toparladığımız takdirde eksik olan nokta sihir gibi düzelme ve iyilik gelecek. Özellikle erkek çocuğunuz ve kız çocuğu yoğun olanlar, onların eğitim ve konuları ile ilgili gergin ve ev içerisinde aksilikler yaratıyor olabilirler. Bu da sizi yıpratıyor. Çocuklarınızın üstüne çok fazla baskı yapıyorsunuz. Eğitimleri hata yapmaya gidebilir. Bu arada dili öğrenmek ya da farklı mesleklere oluşturmak istiyorsunuz ama bence kendi hayal dünyanızda bu konuda bir türlü bu başarıyı sağlayamadınız. Artık çözmeniz lazım. Güzellik sizden yana olsun. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Güzel bir hafta olsun. Bu ara sağlık konularımız değil, işinizle alakalı sağlıksız insanlarla geçireceğiniz iletişim biraz sizi yıpratabilir. Ve artık bu yolculuk ve gitse de bir an önce kurtulsak ve özgürlüğümüze kavuşsak dediğimiz gerçek bir enerji evresindesiniz. İşinizle alakalı haklar, yapılan bazı kazançlarla ilgili doğru şekilde hayatımıza adımlar atılacak. Yani siz aslında işteki insanların değişmesi, yönetimin, sistemin değişip daha rahat bir nokta sağlamak istediğiniz gözüküyor. Ve bu firmanın ya da çalıştığınız noktanın size yolculuklar, yeni yol kapıları ama her şeyden önemlisi birinden kurtulup daha rahat bir hayat yaşamak istediğiniz gözüküyor. Gözünüz demek onun işinde. Hadi bakalım hayırlı olsun. Yeni iş arayanlar için
Şu dönem özellikle Mayıs'ta biraz stresli olsa olabilir. Haziran ayı kalbiniz bu noktada aydınlık ama şu an için riskli noktalarımız var. Ve bu ara eğitim ya da kendi devlet kapınızla alakalı sınavlarınız söz konusuysa biraz daha odaklanmanız gerekiyor. Çünkü kendi içinizde çok fazla eğitime önem verip kafanızı dağıtmıyorsunuz. Enerjinizi bu noktada hem eğitime odaklanın ama ruhunuzu da biraz şifalandırmanız lazım. Devlet kapınızla ilgili olumlu başarınız var gözüküyor. Evet, bu ara aile büyüklerimizde biraz ruhani kavgalar, yani ev içerisinde gereksiz tartışmalar, yorucu konuşmalar, stresli konuşmalar sizi yıpratıyor olabilir. O yüzden kendinizi bir an önce sokağa atmak istiyor olabilirsiniz. Sevgili yengeçler, bu dönem başlamak istediğiniz her şey için gerçekten güzel döngülere geçiş yapacaksınız. Bence ailenizi çok seviyorsunuz. Onların yorucu olması sizi yıpratıyor olabilir. Bu ara yeni iş düşüncesi içerisinde ya da kurmak istediğiniz bir nokta varsa hayalleriniz için altyapıyı oturtmanız lazım. Bu yapacağınız başarı için 3 ay gibi bir zamana ihtiyacınız var ve bunu başaracağınızı gösteriyor kartınız. Yalnız bu ara seyahatler, yolculuklar, yolculuk planları, dinlenme, enerjimizi değiştirme, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu, Güneydoğu tatil modumuz var. Şimdiden hayırlı olsun ya da yurt dışında nereye gitmek istiyorsanız bu kapılarınız hayırlı. Son zamanlarda çocuklarınızla alakalı yaşadığınız krizleri düzeltmek, onlarla aranızdaki bağı doğru oturtmanız gerekiyor. Çünkü onlar başarılı ve eğitiminde en istedikleri noktaya erişecekler. Aşk isteyenler için ihanet konusunda kırılan kalbiniz tamir olmadığı sürece ben aşka inanmıyorum diyeceksiniz. O yüzden böyle sinir, öfke, gerginlik, en ufacık tanıştırmalar bile olsa hayır arkadaşım benim kimseye ihtiyacım yok modundasınız. Bence adım atın iyi gelecek. Evli çiftler için bu ara boşanmayla alakalı konular daha büyük revaçta. O yüzden ev ayrımı, ev almak ya da doğru ortaklı evleri bölüştürme kararı içerisindesiniz. Eşiniz ve siz doğru bir süreçtesiniz. Mutlu olanlar için dışarıdaki insanların aklıyla hareket ettiğiniz sürece ilişkimiz zarar görüyor. Aman dikkat diyelim. Sevgili aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı veya destek vermeyi unutmayın. Bol yorum, bol beğeni, videomuz en azından yukarı çıksın. Biz de kanal olarak büyüyelim. Bu sizinle birlikte destekleneceğiz. Bu ara işiniz, mailler, konuşmalar, yazışmalar, toplantılar, gireceğiniz noktalar o kadar hareketli olacak ki siz bile gözüm yorgun artık bir dinleneyim, bir kendime geleyim. Yani bir sürü projelerin başarısı, yeni işler, yeni oluşumlar size çok büyük bir güç katacak. Ve bu güç sizin hayatınızda oluşturmak istediğiniz tüm fırsatları en iyi şekilde hayatınıza geçiş sağlayacak. Bu ara yazmak, projelendirmek, ihaleli işler varsa bulunduğunuz iş alanında gerçekten sevgili aslanlar bu artık sizin doğru kapınız, doğru enerjiniz. Ya ölüme kadar deriz ki biz buradayız. Evet, bu iş sizin için ölüme kadar ve sağlam bir şekilde devam edeceğini gösteriyor. Kendi işinizi yapmak istediğiniz takdirde de yine burayla bağlarınızın devam edeceğini uyarıyor. Bu ara çok yakın dostlarınızın kutlamaları, aile kutlamaları, düğün, nişan, söz tarihleriyle alakalı biraz gerginlikler yaşansa da güzel bir haber size mutluluk verecek olarak gösteriyor. Yalnız bu ara kardeş, yakın kuzen, üniversite arkadaşlarınızla ilgili yaşayacağınız konuşmalar, görüşmeler sizi farklı bir noktada enerji katacak. Haydi onunla yaşayacağımız mutluluğun tadına varalım. Aşık olmak istiyorsanız cesaretinizi doğru kullanın. Çünkü yeni bir aşk, yenilik size gerçekten huzur verecek ve evlilik yapmak ya da hayat arkadaşım benim doğru diyeceğimiz noktayı bulmuş olacağınız gözüküyor ve aile olmanın kararına hayatınızdaki insanı tanıya tanıya oturtacaksınız. Geçmiş ilişkisini bekleyenler, esarette hani deriz ya esaretin içerisinde sıkışmış kimlik arıyorsanız şu an bu kimlikte eziliyorsunuz. Kendi özgürlüğünüz için mor kanatlarınız var. Parasal bereketiniz, çözülmesi gereken işlerle ilgili çok güzel aydınlanmalarınız var. Geçmişi kapat, yepyeni sen olmaya bak. Bu ara aile büyüklerinizde sağlık ve ameliyat konuları söz konusu olacak. Biraz endişeli olsanız da sonu ferah olarak gözüküyor. Bu ara bol bol dua edin. Çünkü enerjinizin duayla şifalanacağını biliyorsunuz. Ve hayatınızdaki kim varsa gerçek yüzünü gördünüz. Ve siz tek başınıza yol alıp dengeyi bulmak istiyorsunuz kariyerinizle. Ama iş ortamındaki insanlar sizi takdir ediyor. Bunlarla ilgili sorun yok. Siz içsel olarak inatçısınız.
alım özellikle evli çiftlerimizde alım satım konuları ile ilgili net kararlar verip evin içerisinde her şeyi yıkıp yeni bir oluşum yaratmak istiyorsanız biraz daha parasal evrenizde toparlamanız lazım. Sevgili gençler, bu deve ya bu diyardan gideceksin ya da bu deveyi güdeceksin, sözünü sizlere söylüyorum. Eğitim konusunda kendinizi fazla zorlamıyorsunuz. Artık zorlama vakti ve başarma vakti diyorum. Mutlu kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, kanalı hep birlikte büyütmeyi, beğenmeyi unutmayalım. Emeğe saygı lütfen. Bunu tekrarlıyorum. İnanın yani 44 bin takipçim var. Ya biri de elini değip de beğenmiyor. Şaşırıyorum bazen. Burada işinizle ilgili sizin yöneticiniz, patronunuz bulunduğunuz noktada yeni bir mekan, yeni bir oluşum size mutluluk ve keyif verecek. Ve bu işte bazı yaşanan dengesizlikler bitip daha dengeli, daha başarılı ve odaklanacağınız daha keyifli hafta sizi bekliyor. Hatta Toprak Burcu birilerinden alacağınız konuşma, başarı ya da alacağınız öğütler sizin güçlenmenizi, kanadınızın daha yoğun bir şekilde umut açacağını gösteriyor. Bu ara farklı işler içerisinde beklentisi içerisinde olan başaklar için devlet borçlarınızla alakalı kaderiniz bunlar önünde biraz kilitli. Yasal süreçlerinizle alakalı çözülmesi gereken olaylarınız var. Bu eşinizin olur, sizin olur. Bunları çözmediğiniz sürece buradaki kader sizi zorluyor ve bir an önce bunlarla ilgili bazı başvurular yapmanız gerektiğini uyarıyorum. Bu ara aşk konusunda belki de özgürce, pişman olmadan, acı çekmeden aşk yaşamak istiyorum diyen başaklar için yıldızınız, enerjiniz parlak ve gerçekten fırsatı yakalamak istiyorsanız kafanızdaki sorunları, sorun problemlerini atın. Yıkılan her şey geride kaldığını düşünürseniz yepyeni siz ve yepyeni bir oluşumla muhteşem yıkılan her şeyi geride tutup kafanızdaki doğru yıldızla var olacağınız gözüküyor. Evli çiftlerimiz için bu ara özellikle aile içerisinde çocuklarımız ya da çocuk doğumu ile ilgili kararlar, tedaviler ve bu konuyla ilgili tüm bütün bir aile olmak istiyorsak tedaviye ihtiyacımız var. Eşimizin ya da hanenin yaşadığı bir hem eşinizden hem sizden kaynaklı yumurtalıklar ya da sperm sayıları ile ilgili sıkıntı olabilir. Bunu çözün. Nar bereketinde evlada kavuşacak gözüküyorsunuz. Çocuklu olan çiftlerimiz için bu ara çocukların başarılı olması, onların başarı ödülüne gurur duyuyorsunuz ve çocuklarınıza sımsıkı sarılıp onların arkasında varsınız. Yalnız bu ara iletişim konusunda özellikle eşiniz ya da eşinizin akrabalarından kaynaklı gereksiz dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Siz dedikodu hem seviyorsunuz hem sevmiyorsunuz ama doğru dedikoduları doğru noktada söylerseniz keyifli ama yanlış noktada söylerseniz evliliğimize sıkıntı yaratabilir. Bu ara eski sevgilisini bekleyen sevgili beyler, bayanlar, eski sevgilin size geri geliyor ve bu geri geliş artık onun da hata yapmayacağı ve sizi gerçekten sihir gibi hayatınız içerisinde tutup kendi krallığında yer aldırmayı gösteriyor. Bu ara eğitim konularınızla ilgili bazı tatlı tatlı yalanlarınız var sevgili gençler ve kendi kendinize elinizi kolunuzu bağlıyorsunuz. İnandığınız başarıda istediğiniz noktaya erişeceksiniz. Yeter ki siz beyninizin hazinesini açın, başarı sizde var. Bu ara sağlık konusunda dikkatli olalım. Grip, nezle, alerjik sorunlarımız ön planda olabilir. İhmal etmeyin sevgili başaklar. Sevgili teraziler, sevgili ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, bende kalmayı ve büyütmeye, birlikte var olmaya yardımcı olmanızı öneriyorum. Ben emek veriyorum, siz de emekle birlikte bütünleşiyorsunuz. Evet, aşk rüzgarları, kalbinizde yeni bir oluşum, yıkılan kalbinizi iyileştirmek, yeni heyecan, yeni oluşum. Sizin hani Rabbime bol şükür ve bol dua evresini gösteriyor. Aşk haftanız, aşkla iyileşme, biten bir ilişkinin geri gelmesi, yeni bir ilişki, uzun süredir çözemediniz ve artık ben bu ilişkide neredeyim derken ilişki dua ile birlikte birleşiyor ve enerjiniz bir mutluluk ve huzur evresine girecek. İşle ilgili gitmeniz gereken yolculuklar, çözülmesi gereken seyahatler ve mesela bulunduğunuz şehirden seyahat işleriniz varsa ve bunlar da çok güzel başarı ve birikilen hazineler. Yani priminiz, bütçenizde daha büyük bir huzur. Çünkü kalbinizde huzur ve mutluluk var gözüküyor. Ve Haziran'a kadar bu tempoyu yaptığınızda
çok güzel aydınlanmalar, çok güzel ferahlıklar söz konusu. Yeni iş arayanlar için hayal ettiğiniz işi beklediğiniz sürece kalbiniz acı çekecek. Geçici iş kapınız, geçici işlerle var olursanız kendi enerjinizi de doğru noktada yönlendirirsiniz. Ama der ki ben başkalarının işinde değil, kendi işimi, kendi alanımı oturtmak istiyorum diyorsanız biraz daha beklemeniz lazım. Beklediğiniz bazı paralar kendi işinizi oturtmak için doğru. Ama Eylül'e buradaki yılanın ağzında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hafta 6 ay sonra kendi işinizde var olmayı temsil ediyor. Ama acilen bir iş kapısına da ihtiyacımız var. Birikmiş noktalar var. Bunları toparlayıp bu enerjiye kendinizi dönüştürmeye ihtiyacınız var. Mümkün olduğu kadar bunu yapalım. Bu ara yakın dostlarınız, yakın çevrenizle alakalı noktada gideceğiniz yolculuklar, seyahatler var ama özellikle Ateş Burcu, Koç, Aslan, Yay Burcu biriyle, bir özellikle yakın aileniz, yakın kan bağı olan biriyle tartışmalar. Bu tartışmalarda mağdur olabilirsiniz. Sesinizi, konuşmanızı çok temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Bazı miras konularımız var ve ailemize ait miras konularında özellikle sevgili kadınlara sesleniyorum. Babanız ya da erkek kardeşlerinizden yaşanacak haksızlıklar, mahkemenin çok uzun süre devam edeceği ve bu konuda kalbiniz çok kırılacak ve adaletsiz davranın ama mahkemenizi verin, haklarınızı kazanacaksınız, mücadeleye mutlaka devam edin. Aile büyüklerimizle alakalı sevgili teraziler, zaten kartınız burada. Mahkeme, evimizde cezaevi, hapis ya da bu tarz konularla yatan biri varsa af bekliyor olabilirsiniz. Davalarınızla alakalı noktada çözülmesi gereken evrelerimiz var ya da iş mahkemeniz olabilir. Eninde sonunda zafer sizin, hiç endişe etmeyin. Bu ara evli çiftlerde şüphelenme var. Aldatılıyorum, yalan söylüyor, beni incitiyor diyorsanız bence bu sizin kafanızdaki uydurduğunuz bir nokta. Bence onda bir sorun yok. İlişkiyi ziyan ediyorsunuz, yapmayın. Sevgili gençler, özellikle hakim, savcı konusunda eğitim almak isteyenler ya da kaymakam, valilik neyse artık siyasi olarak bunu başarabilirsiniz. Bu başan yani siz burada başağın enerjisindesiniz. Terazi burcunu yorumluyorum ama Başak mantığınız daha ön planda olacak ve adalet dosyanız hazır olarak gözüküyor. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalı büyütmek hepimizin elinde diyorum. Sevgili akrepler, bu ara cesaretiniz, yönünüz, güneşiniz, ışığınız çok renkli olacak. Ve kendi hayal ettiğiniz başarınızın mührünü vuracaksınız. Ve yeniden çocuk gibi iş konusunda mutluluk, dünyanın tüm sorununu çözmüş gibi keyif alacağınız bir hafta. Ve hatta şöyle söyleyeceğim, mor kanatlarınız ve hani ben bunu başaramam, herkes önüme set koruyor diyordunuz ya, siz bunu gerçekten doğurdunuz, başardınız ve cesaretinizdeki işiniz ve hak ettiğiniz yerin imzası atılıyor. Hadi hayırlı olsun, mutluluk sizin elinizde olsun sevgili akrepler. Bu ara yurt dışı seyahatleriniz, şehir dışı seyahatleriniz söz konusu olsa da siz çok fazla seyahat enerjisinde değil, kendi alanınızda, kendi işinizdeki mevkinin tadını çıkartmaya bakın ama bol seyahatiniz var, valiziniz, çantanız, vitamininiz, bir sürü enerjiler yormasın sizi. Gideceğiniz seyahatlerde hem iş konunuz hem keyif modunuz size mutluluk verecek. Bu ara özellikle yazmak, sanatsal yetenekli olan spor olabilir. Bu konuda köklenmek ve başarı sağlamak istiyorsanız hayallerinize erişeceksiniz. Köklenmek, başarmak, yaptığınız işte kendinizi doğru noktada kanıtlayacaksınız ve mutluluk sizin enerjinizde keyifle dans etmeyi gösterecek. Devlet memuru ya da bu tarz sınavlarınız varsa biraz daha konsantre olmanız lazım. Evet ben hallederim yaparım derseniz burada sıkıntı var. Yani halletmekten çok üstünden kontroller geçtiğiniz takdirde başaracaksınız. Hani ben biliyorum derseniz kayıp evreniz var. Mümkün olduğu kadar bu noktanıza daha sıkı sarılmanız gerekiyor. Yeni işe girmek isteyenler için çok yakın bir su burcu, yani balık, akrep, yengeç burcu birinin desteğiyle birlikte ruhunuza uygun bir iş kapısı size mutluluk ve keyif verecek. Peki evli olan çiftlerimizde bu ara taşınmak, yeni ev almak konuları var da parasal evrede çözmeniz gereken sorunlar var. Evet bu krediniz onaylanacak ama
bu anahtar kapınızı da alacaksınız ama ödemede belki eşiniz ve siz çok yorulabilirsiniz. Mantıklı karar vererek adım atmanızı öneriyorum. Durup dururken kendinizi strese sokup hani evdeki gerginliği daha yükseltmenize izin vermemem gerekiyor diyor kartlar. Özellikle çocuklarınızla ilgili gideceğiniz seyahatler, yapmak istediğiniz yolculuklar var. Özellikle çocuklarınızı farklı bir ülkede eğitim yaptırmak istiyorsanız bu başarınız hayırlı. Ailenize ait köy evi, toprak, arazi konularında babanızın soyundan kaynaklı miras tartışmaları daha böyle karmaşalı olacak ve yıpratıcı olacak. Onlar değil, sizin aileniz önemli. Tabii ki kuzenler, amcalar, dayı, halalar önemli ama herkes çekirdek aile olunca bencillik artar, unutmayın. Sevgili gençler, eğitim konusunda başarınıza inanıyorum da sizin böyle dışarı eğlence ruhunuz, hiç evde yokmuş gibi enerjinize kafam karışıyor. Biraz daha bunu toparlamamız gerekiyor. Eski ilişkiniz geri gelse de ondan bir şey olmaz. Sevgili akrepler, yolunuza bakın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanalı hep birlikte büyütelim. Emeğe saygı. Ben size saygılıyım, siz de bana. Sevgili yaylar, bu dönem kendi içsel dünyanız, ruhunuz çok yorgun, kafanız çok karışık. Bir cesaretiniz geliyor, bir vazgeçiyorsunuz, bir ışığınız yanıyor, bir söndürüyorsunuz. Der ki artık bu anlaşmalar, bu işle ilgili kafanızdaki sorunların çözülme dönemi. Kendi içinizdeki kırgın olduğunuz iş çevrenizdeki arkadaşlarınızla sarılmak, hataları ekip halinde daha güzel başarılar elde edeceğiniz dengeyi bulmayı temsil ediyor. Yalnız iş arayan bulunduğunuz noktada başka bir yere değişim istiyorsanız bu fırsat kapınız var. Gözünüzü açın ve fırsatları doğru değerlendirin diyorum. Yeni iş başlamak isteyenler için de bol enerjinizdeki kapılarınız açık. Rabbim size öyle bir kapıya, uzun soluklu bir kapı, iş kapınız var. Hayal ettiğiniz ve duanızın istediği kapı sizin için hayırlı gözüküyor. Bu ara kariyerinizle ilgili, eğitim konularınızla ilgili yaşadığınız krizler biraz daha yorucu olabilir. Biraz daha yoğun adapte olmanız lazım. Ama aşk konusunda sevgilimden şüpheleniyorum, beni aldatıyor diye aynı şekilde karşı taraf, ikiniz de birbirinize böyle şüpheler, endişeler, gerginlikler had safhada gözüküyor. Bence ilişkinizde kusur yok. Kusur ikinizin kafasındaki paranoyaklıklar. Bunları çözmeniz lazım. Eski ilişkim geri döner mi diye düşünüyorsanız kalp sadelikte yol seçimleri var. Yani ister kabul edin, ister kabul etmeyin ama size yeni dokunacak bir kalp gerçekten yaşadığınız krizleri de önlemenize yardımcı olacak. Bu ara araba hayaliyle yanıp tutuşan sevgili yaylar, hayal ettiğiniz aracınız bu yoldan geçecek. Renk konusunda belki kırmızı, gri tonları alabilir. Aile büyüklerimizden destek alarak istediğimiz araçla ilgili başarının anlaşmasını yapacağız ama bu hafta almayacağız. Kredilerle alakalı başlangıçlar, ailenizin size destek vereceği konularda çözülmesi gereken evrelerimiz var. Evli çiftler için biraz daha eşinizin ve sizin kendi içinizdeki iş temposu, başarı odaklı noktanız, sanki evliliğiniz daha çok başarı odaklı yaşanıyor gibi ve eşiniz duygusal anlamda kendi içinde yaşıyor. Siz de işe odaklandığın için birbirinizi yanlış anlıyorsunuz. Hadi bu hafta birbirimizi, kralı ve kraliçeyi köklendirelim ve birbirimizi aşkı tazel etmemiz lazım. Bu ara özellikle müstakil bir ev ya da toprakla ilgili yatırım niyeti olan sevgili yaylar için güzel fırsatlar var. Korkmayın ve istediğiniz bir ağaçta da sallanacaksınız. İstediğiniz ağaçta da şarkı söyleme şansınız, kitap okuma şansınız var gözüküyor. Bu ara evlenmeyi düşünenlerde biraz ekonomik krizler var. Biraz geç bırakmanız gerektiğini, biraz daha vakti olduğunu düşünüyorum. Kendi işini yapanlar da parasal hatalara dikkat edelim. Hani biliyorum, her şeyi yaparım dediğiniz noktada para kayıpları size sıkıntı verebilir. Sevgili gençler, ay ne rahatsınız ya. Eğlence ruhunuz, seyahat ruhunuz o kadar fazla ki yani odaklanmanız gerektiği şeyleri sadece eğlenceye, başka yerlere odaklanıyorsunuz. Hadi odaklan ki başarıyı elde et. Bu ara aile büyüklerimizde, özellikle anne, abla dediğimiz kişilerde de küçük bir operasyon var. Endişe etmenize gerek yok. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalı birlikte büyütmeyi unutmayalım canlarım. Evet sevgili oğlaklar, bu ara çevrenizdeki insanlara çok sinirlenebilir, öfkelenebilir. Onların dengesiz tavırları sizin, onların dengesiz tavırlarını toparlamak adına
Ne kadar sakin dursanız da iş yerinde bazı aksilikleri çok rahat şekilde çözeceksiniz. Boşuna delilenmeyin, boşuna kendinizi yıpratmayın. Ve bulunduğunuz şirket ya da bulunduğunuz alanda köklü bir değişim gerçekleşecek. Evrak kayıpları, dosya kayıpları, para kayıpları söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar bu değişimde kendinize ait bölümleri sakın sakın sağlam tutun, yoksa zararlı çıkarsınız diyorum. Farklı bir alanda iş bekleyenler, sihir gibi bu iş kapınız gerçekleşecek ve istediğiniz işin anahtarı, kapısı size hızlı bir şekilde dönüş yapacak ve bu tam benim dediğim yer dediğiniz nokta. Evet, tam sizin krallığınız, tam kraliçeliğinizin noktası. Özellikle akademisyenseniz, özellikle öğretmen doktorsanız ya da yüksek bir kurumsal bir firmada isim yapmak istiyorsanız tam doğru bir hafta bu enerjilerle ilgili yaşanacak gerçekte yüz yüze kalabilirsiniz. İlişki konusuna inanmıyorum, sevgili istemiyorum derken bunu yalan söylediğiniz. Yani sizin gerçekten uzun süredir kırgın olan kalbiniz artık o kadar taşlanmış ki kimseye inanmıyorsunuz. Kimseye bağlanmak istemiyorsunuz. Bu korkularınızı yenmeniz gerekiyor. Gerekirse bir psikiyatriste, gerekirse bir psikoloğa, meditasyona, yogaya enerjinizi akıtmanız lazım. Yeni aşk istiyorsunuz ama korkularınız bakın uyarı veriyor. İlişkisi olanlar için biraz daha sakin bir süreç haftası. Birbirimize anlayışlıyız. Onun işi, bunun işi, bunun yoğunluğu derken biraz daha birbirimize anlayışlı ama tatil planımız var. Bu tatil planında çok güzel bir haftayı tadında varacağız ve gideceğimiz yolculuk bizim tekrar aşk ve şifalanmayı gösteriyor. Evli çiftlerimiz için parasal konudaki bazı krizleri yavaş yavaş toparlanma. Doğru iletişimle birlikte düzenimizdeki kendi gerçekçiliğimizi, kendi yönümüzü bulacağız ve bu ilişki tam bitiyor derken yeniden başlamak ve mutluluğu en iyi şekilde tadacağız. Özellikle çocuk isteyenler ve bu konuda tedavi ya da çocuğu olmayanlar için tedavi süreci için doğru kararlar aldınız. Şimdi her ikiniz birbirinizin elini sımsıkı tutup bu konuda başlama evreniz var. Çocukları olanlarda da biraz çocuklarımızla çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Eğitim konularıyla ilgili problem yok. Gideceğimiz seyahatte hem karı koca hem çocuklarla bütünleşirsek birbirimize sağlam aile olacağımızı gösteriyor. Anne soyunuzla alakalı bazı miras konuları can sıkıcı olabilir. Bu yüzden annenizin kardeşler arasındaki yaşanacak krizleri, dengede olmak sizi yıpratacak. Anneniz onları silebilir, dayınız onları silebilir. Böyle garip olaylarda Oğlak Burcu mümkün olduğu kadar kalbi kırmadan çözmen lazım. Çözmediğin takdirde uzun soluklu teyze dayı sülalenizde bayağı bir tartışmalar söz konusu olacak. Sevgili gençler, eğitim konusunda hatasız gözüküyorsunuz, başarı sağlayacaksınız. Biraz bağımlılıklarınız olabilir, bunları çözmeniz lazım. Sevgili kovalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, kanalı birlikte büyütmeyi unutmayalım. Ne yapıyorsunuz? Abone olup beğeniyorsunuz, bende kalıyorsunuz. Bu ara sanatçı ruhunuz, bu ara kibar ruhunuz, tatlı tatlı konuşmalarınız, kendi içinizdeki doğru benliğinizi bulma haftanız, geçmişle ilgili her şeyi, boşlukları geride bırakıp kendi benliğinizle yüzleşme haftanız. O yüzden hem etrafa sıcacık, enerjisi yüksek, motivasyonu yüksek, kendinizi bileceğiniz enerjilerin size hızlı bir şekilde akacağını gösteriyor. Hem iş konusunda, hem para konusunda, hem de duygusal konusunda şifalandığınız bir hafta. Bu şifayı doğru değerlendirdiğinizde de yepyeni bir aşka köklenip bu kök sizin tahtınıza krallık ve kraliçelik katacak ve doğru insanla sımsıkı bir enerjiye başlama hafta enerjisi. Bakın bu hafta böyle bir enerji var. Siz istiyorsanız bunu Mayıs sonunda ama bu hafta bu enerjiler sizin etrafınızda dönecek. Doğru aşk, doğru iş kapınız. Plansız giden şeyleri daha programlı hareket edeceksiniz. Sevgi dolu, öfkeniz bitmiş, daha keyifli bir haftaya geçiş yapacaksınız. Güneşin sizin sırtınızda olması demek, işinizle ilgili beklediğiniz krizlerin olmayacağı, işten ayrılmak istiyorsanız vazgeçeceği, işinizle ilgili yaşanan aksiliklerin düzeleceği bir hafta. Kendinizi bu noktada daha huzurlu hissetmenizi öneriyorum. Kendi işini yapanlarda parasal gereksiz harcamalar biraz sizi yıpratıyor. Özellikle 6 gün içerisinde para harcamanızı bir an önce 6 hafta ya da 6 gün içerisinde para finansınızı çözmediğiniz takdirde icra ve
taciz konularımız gündeme gelebilir. Ya da ailede birinin böyle bir rahat tavrı evimize icra ve haciz getirebilir. Çocuklar mı, siz mi, eşiniz mi bir kontrol evresine geçin. Yeni işe başlamak isteyenler için meditasyon sizde, cesaret güzel. Özellikle bir erkekten, özellikle de K ve N harfi belirgin bir erkekten bir iş konusu sizin istediğiniz kapıda olacak ve bu sizin için hayırlı. Bu arada çocuklarınızın biraz sağlık problemi olabilir. Onlarla ilgili bir şey yapmanıza gerek yok. Ama bu ara alerjik noktalar azmış olabilir. Genetik yapısında alerjik olduğu için en ufacık şeyde burun ve boğaz tıkanması söz konusu, paniklemeye gerek yok diyorum. Aile büyüklerimizde özellikle bir kriz yok ama şöyle bir şey var. Yazlık evimiz, köy evimiz, toprakla alakalı bir inşaat başlatma niyetimiz var. Bunu da ortak kardeşler arasında bir türlü çözemediğimizi, kendi çekirdek ailemizde bir sıkıntı var. Bunu toparlarsak daha mutlu olacağımız ve baba ya da anne daha rahat ereceğini gösteriyor. Bu ara seyahatlerinizin bol olacağı ama iş, yurt dışı ve yurt dışına yerleşmek istiyorsanız biraz daha vakti oldu ama bol bol seyahatleriniz var. Yönünüzü doğru noktada belirleyeceksiniz. Yeni aşk var. Evli olanlarda güzel bir seyahat var ama mahkemesel konularda bazı kaybedeceğiniz konulara da hazırlıklı olmanız lazım. Sevgili kovalar, mahkemeniz, haklarınız, paranızla ilgili bazı aksilikler yaşayabilir. Bu konuda hüzünlü olabilirsiniz. Sevgili gençler, eğlen, top oyna ama gençlik takıl ama bu eğitimler de bir gün sizin elinize takılabilir. Ona göre ayağınızı denk alın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Zaman sizin, bereket sizin. Ve inandığınız başarı sizin. Der ki zaman artık size o kadar güzel vakti ve zamanı gelmiş ki istediğiniz iş, başarı ve odaklanacağınız birçok şeyde enerjinizi yüksek tutmanız lazım. Bereketiniz nar gibi, bereketiniz kendi bedeniniz gibi. Gerçekten bu hafta daha olumlu süreçler, sizi mutlu edecek konuşmalar, sizi keyifli kılacak anlaşmalar, sizi bayağı bir omuzlarımızı böyle yukarı yukarı kaydıracak. O yüzden bu evreyi doğru noktada çözmemiz lazım. Bu ara farklı iş arayanlar için alternatif noktalar, alternatif teklifler söz konusu olacak. Ama yapmanız gereken tek doğru şey, gideceğiniz noktada biraz kafa dağınıklığınız olabilir. Enerjiniz çok fazla yıpranmış olabilir. Yani bu hafta iş anlaşmaları için bir dahaki Mayıs'ın 3'ü, 4'ü, 5'i arasında ya da 6'sı, 6 Mayıs'tan sonra giderseniz daha başarılı ve hayırlı olacağınız iş kapınız var gözüküyor. Bu ara ev satışınız ya da ailenize ait satışlarla ilgili konular gündemde olabilir. Yer kıymetli, satmanıza gerek yok. Kim bu konuyu satmaya çalışıyorsa gitsin kendine kredi çeksin. Bu ev satılmaması lazım diye uyarı veriyor kart. Sevgili balıklar, bu ara farklı alanlarda dil eğitimi, farklı konularda işinizle alakalı eğitim konularınız varsa bu konularda büyük başarı ve hayır yaşayacaksınız. Ama sizin kendi evrenizde başka bir ülkeye yerleşmek, başka ülkede var olmak istiyorsanız kanatlarınızı özgürce uçurun. Gideceğiniz ülke, yapacağınız projeler, anlaşmalar, evraklarda hiçbir pürüz yok. Korkmanıza gerek yok diyorum. Evli olan çiftlerimize baktığım vakit, bu ara evli çiftler çocuklarla ilgili çok fazla yorgun. İlişkin eşinizin ya da sizin iş yoğunluğunuzdan kaynaklı çocukların da yoğunluğu biraz kendi içinizde böyle devamlı sinirli ve agresif bir evreye geçiş yapmış. Yapmayın. Güzel giden bir evliliği, güzel giden yuvayı bozmanıza gerek yok. Bu ara çok güzel yakın dostlarınız, yakın çevreniz, misafir kabul edeceksiniz. Çok hareketli, geleniniz gitmeyin, bitmeyecek. Yalnız koltuk takımı, yatak odası ya da yeni bir eşya düşünceniz varsa şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sevgili gençler, sevgiliniz sizi aldatmıyor. Bu sizin kuşkunuz. Sevgiliniz sizi çok seviyor. Sımsıkı sarılın. Yeni aşk isteyenler için evet yepyeni bir kalp var ama gelen insanı da kalbiniz acı çektiği için kalbini kırıyorsunuz. Biraz fırsat verin. Yeni aşk size mutluluk verecek. Bu ara yakın bir arkadaşınızın size ihaneti, söylediği bir şey kafanıza soru işareti bırakabilir. O yanlış telaffuz etti. Aslında sizin öyle bir düşüncesi yoktu. Sakin olun. O sizi seviyor. Sevgili gençler, eğitim konunuzla ilgili bakıyorum. Ay balık, bak balık. İçinizdeki ruhsal gücü ben sezinliyorum, ben hissediyorum. Evet, sezinleyebilir, hissedebilirsiniz ama yarım gördüğünüz bir şey yüzü gösteriyor. Der ki yarım bakmayın, tam baktığınızda başarı size yıldızı getirecekler. Mutlu kalın, hoşça kalın.